Ozon tabakasının incelmesinin etkileri nelerdir? Ozon tabakası, stratosferde bulunan ve dünyayı zararlı ultraviyole, UV ışınlarından koruyan bir gaz tabakası. Ozon tabakası inceldiğinde, daha fazla UV ışını dünya yüzeyine ulaşabilir ve bu da çeşitli sağlık sorunlarına ve çevresel sorunlara neden olabilir. Ozon tabakasının incelmesinin etkileri şunlardır. Deri kanseri, UV ışınları, cilt kanserine neden olan ana faktördür. Ozon tabakası inceldiğinde, daha fazla UV ışını dünya yüzeyine ulaşabilir ve bu da deri kanseri riskini artırır. Göz problemleri, UV ışınları, katarakt ve kornea hasarı gibi göz problemlerine neden olabilir. Ozon tabakası inceldiğinde, daha fazla UV ışını dünya yüzeyine ulaşabilir ve bu da bu göz problemleri riskini artırır. Bağışıklık sistemi sorunları, UV ışınları, bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Ozon tabakası inceldiğinde, daha fazla UV ışını dünya yüzeyine ulaşabilir ve bu da bağışıklık sistemi sorunlarına neden olabilir. Bitki ve hayvan yaşamını etkiler, UV ışınları, bitki ve hayvan yaşamını da etkileyebilir. Örneğin, UV ışınları, bitki büyümesini ve fotosentezi yavaşlatabilir. UV ışınları ayrıca, bazı bitki ve hayvan türlerinin neslinin tükenmesine neden olabilir. Ozon tabakasının incelmesi, dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli çevresel sorunlardan biridir. Ozon tabakasını korumak için, kloroflorokarbon, CFC gibi ozon tabakasını incelten maddelerin kullanımını azaltmak gerekir. CFC'ler, ozon tabakasını incelten kimyasal bileşiklerdir. CFC'ler, soğutma sistemleri, aerosollar ve diğer ürünlerde kullanılır. CFC'ler, stratosferdeki ozona saldırarak onu parçalar. Ozon, UV ışınlarını emerek dünyayı korur. CFC'lerin kullanımının azaltılması, ozon tabakasının iyileşmesine yardımcı olacaktır. 1987 yılında, 196 ülke, ozon tabakasını korumak için Montreal Protokolü'ne imzaladı. Montreal Protokolü, CFC üretimini ve kullanımını azaltmayı amaçlamaktadır. Protokol, ozon tabakasının iyileşmesine önemli bir katkı sağlamıştır.